Haberlerin ardından bir gazete manşetleri arası yapalım. Şimdi birlikte hızlıca bir gazete turu yapacağız. Şöyle bir bakalım okumadan önce. Transfer gündemine dair haberleri görüyoruz ki Cristiano Ronaldo gibi isimler var. Hepsine bakacağız. Milli takımımızın da yine Karadağ mağlubiyetine dair değerlendirme haberlerini görüyoruz. Foto maçla başlayalım o halde. Ronaldo demiştik. Cristiano Ronaldo'nun ismi bugün Fenerbahçe ile anılmış. Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak çılgın hamle başlığıyla boştaki 7 numaralı forma onu bekliyor iddiası var. Cimbom'a iki müjde Osimen kalıyor. Okan Burun Ocak ayında çıkış maddesi var dedi Victor Osimen'in sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağı merakla bekleniyordu. Nijeryalı Yıldız bu konudaki kararını verdi ve yönetime sezon sonuna dek Galatasaray'da kalacağını bildirdi. Orban ismi vardı hatırlarsınız. Icardi'nin sakatlanması üzerine acil golcü arayışına başlayan Galatasaray'da Gift Orban ismi iyice ön plana çıkmış durumda. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Eriksen'i görüyoruz Fenerbahçe'den bir bomba daha diyerek. Talişka ile eskişan El Nasır'la görüşmelerde son düzlüğe giren Sarı Lacibertler'in gündemine yeni bir yıldız daha girdi. Dibala'yla da görüşen yönetimin Christian Eriksen için de nabız yokladığı söyleniyor. Sıcak saatler var Galatasaray'da. Aryas tamam, Yelert kiralanıyor, Ziyeş gönderiliyor ve bir sol bek aranıyor. Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya imza attığı gün onu istemişti. Yönetim gecikmeli de olsa bu talebi yerine getirmek üzere. John Aryas tamam, Fluminense ile pazarlıklar sürüyor. Transferin açıklanması içinse saatler var denmiş. Böyle bir iddia görüyoruz. Devam edelim sabah gazetesiyle. Mehmet Özcan'ın bir haberi var. Aryas uzatmıyor, aslanı bekliyor. Sarı kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen 27 yaşındaki futbolcu Fluminense'nin yeni mukavele önerisini kabul etmedi. Cimbom Kerem'den gelen 12 milyon euroyu bu transferde kullanmak istiyor. Uğur Çem'in bir araştırma haberi var. Trabzon'un deneyimli isimleri beklentilerin çok altında kaldı. Fırtınanın gözü yaşlı. Vakama ve Stefan Savic bir türlü sakatlıklardan kurtulamadı. Barisic kulübeden çıkamazken kadro dışı bırakılan Densville ve Oisic kötü örnek oldu. Beşiktaş'ta da Muçi korkusu yaşanıyor. Arnavut futbolcunun sakatlığı Beşiktaş teknik heyetini kara kara düşündürüyor. Puan kaybına tahammül olmayan siyah beyazlı ekipte Yıldız oyuncunun Göztepe maçında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Hürriyet gazetesinde milli takımımızı görüyoruz. Türkiye cehennem yaşadı. A, milli takımımız Uluslar Ligi'ndeki mücadele ettiği 4 sezonda da son grup karşılaşmasını kaybetti. Amili takımın bir puanın yettiği maçta Karadağ yenilmesi Avrupa medyasında da büyük şaşkınlığa neden oldu. Marka maç sonu sinirlerine hakim olamayan Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı haberiyle giriş yaptı. As gazetesi Arda Güler'e ağır darbe dedi. La Gazete de la Sports'ta Türklerin çöküşü Galler'in yolunu açtı. Başlığıyla karşımıza çıkıyor. Bir de yeni asıra bakalım. Son şansımız playoff'ta. Karadağ yenilen milliler A Ligi'ne yükselmek için bir tur daha oynayacak. Uluslar A Ligi'ne direkt yükselme şansını kaybeden aynı Yıldızlı ekibimiz yarınki kura çekimi sonrası Belçika, Sırbistan, Macaristan veya İskoçya ile eşleşecek. Milliler elemelerde ikinci torbada yer alacak.